Bugün ortaya konuştukta Yalçın Bey'i yakaladım. Yalçın Görgöz şu anda Cumhuriyet Halk Partisi PM üyesi, yani parti Meclis üyesi. meclisi üyesi ve Afyon'da Cumhuriyet Halk Partisi siyaset adına her noktada görev almış biri aslında. Milletvekili adayı oldunuz, il başkanlığı yaptınız, defaten genç kolunda görev aldınız. Afyon'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne özdeşleşen birkaç kişiden birisiniz. Bunu söyleyebilirim. Sizi gördüğüm zaman ben bir CHP hamlemi Teşekkür ederim. Ne güzel, ne mutlu zihnimde bana. oluşuyor. Ne güzel. Sağ olun. Haklısınız çünkü 88-89 döneminde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de gençlik kollarındaydım. Sonrasında ilçe yönetimleri, il yönetimleri, il başkanlığı, işte adaylık, milletvekili adaylığı. Şimdi parti meclis üyesiyim. Aynı zamanda örgütlenmeden sorumlu koordinatörüm ben. Yurt içi örgütlenme koordinatörüyüm. Çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Zaten 27 gün kaldı galiba seçimlere. İnşallah hem Afyonumuz için hem ülkemiz için hayırlı olsun. İyi gidiyor. Başkanım, şeyi de söyleyeyim ben, yani şu anda bulunduğunuz görev aslında çok önemli. Yani hani Afyonlu olarak gurur duyuyorum. Yani parti içi örgütlenmenin sorumlusunuz. Bu çok önemli bir görev. Özellikle işte 20-22 yıllık bir dönem ve son dönemleri daha bizim için sert geçen iktidarın kural tanımaz hareketleri muhalefete büyük görev düşüyor aslında. Hatta zaman zaman da muhalif kesimden şu ses diyoruz: muhalefet gerçekten muhalefet yapma diye. Bu Evet. konuda ne söylersiniz? Şimdi bakın, Türkiye'de AKP'nin iktidar olduğu dönemi ve öncesini hemen çok böyle kısaca hatırlarsak, o döneme gelene kadar birkaç böyle koalisyonlar dönemi yaşandı. O yaşanan süreçlerde halkımız biraz yoruldu. Biraz fazla yoruldu çünkü sıkça seçimler yapıldı. AKP'nin yeni bir parti olması ve güzel vaatlerde bulunmasıyla tek başına iktidara geldi. O tek başına iktidara geldiği dönemde, ilk döneminde, belki ikinci döneminin bir kısmı yarısında diyelim, çok etkin işler de yaptı ülkemiz adına. Avrupa Birliği'ne girme iddiası vardı. Yani Türkiye'nin yine çağdaş, gelişmiş bir ülke olma yolunda giden, herhangi bir rejim sıkıntısı yaşamayan, kaygısı olmayan bir ülkeydik. Sonrasında işler değişmeye başladı, Bu kırılma biliyorsunuz. noktası kaç tarih olarak başkanım? 2015 mi? Yani Yok, daha gelmeden 2011-12 diyebiliriz. Ondan sonra yavaş yavaş kırılma başladı. Ve AKP'nin daha böyle çağdaş, demokratik bir ülke yaratıp daha böyle Atatürk'ün her zaman belirttiği gibi dönemlerinde, yani o müreffeh bir Türkiye yaratma şiarından çıkarak tamamen daha farklı, daha cumhuriyetin, laik cumhuriyetin değerlerini yok sayan, farklı bir rejim değişikliğine doğru hızla yol alan, batıya sırtını dönüp doğuya, Orta Doğu'ya yüzünü dönen ve ben eş başkanıyım deyip daha fazla Amerikancı bir siyaset hatta kucak açan yapması, diyebilir miyiz başkanım? kucak açan Yani diyebiliriz tabii ki. Yani Amerika ile birlikte ben Orta Doğu'nun eş başkanıyım demek, Amerika'nın buradaki bekçisiyim demektir. Onu seve seve büyük bir gururla ilan etti kendisi. O günden bu yana, o zamanlardan, o dönemlerden bu yana sürekli geriye doğru giden, hem demokrasi açısından hem hukuk açısından, eğitim, milli eğitim, sağlık sektöründe ve başta ekonomi olmak üzere her şeyde geriye doğru giden, fakirleşen bir Türkiye yaratıldı. Ve maalesef biliyorsunuz son referandumdan sonra da artık partinin cumhurbaşkanlığı sistemine, yani bize göre tek adam sistemine geçmiş olduk. O gün bugündür de ülkemizin geldiği durum ortada ve her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Sürekli Merkez Bankası Başkanı değişiyor, sürekli Maliye Bakanları değişiyor. Değişiyor ama değişmeyen tek şey baştaki Recep Tayyip Erdoğan.
olduğu sürece de hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü kararları o veriyor, tek adam rejimi. Tamam başkanım da ben burada muhalefet sordum. Muhalefet çok etkin hareket etmediğini düşünüyor. İşte burada şöyle bir durum var. Aslında muhalefet üzerine düşeni yaptı. Belki çok önceki dönemlere göre çok sert muhalefet yapılmamış olabilir. Ama burada tamamen bir güven oluşmuştu AKP'ye. Bu oluşan güvene karşılık sürekli muhalefet edip karalamak ya da her yapılanı eleştirmek doğru bir muhalefet anlayışı değildi. Ancak bu ne zamana kadar devam etti? İşte bu geçtiğimiz seçimlerde 2019'a kadar bir süre devam etti. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi daha derli toplu, daha sert olabildiğince, daha net bir muhalefet anlayışını ortaya koymaya başladı. Hem iktidarın yaptığı yanlışları eleştirirken, hem kendi projelerini, hem de olması gerekenleri ortaya koyaraktan çözüm yollarını da gösterdi. Şimdi de biliyorsunuz işte 2023'ün Kasım ayında Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir değişim yaşadı. Yani ilk defa bir genel başkan ve yönetiminin seçimle değiştiği bir tarihe şahit olduk hep beraber. Evet, şahit olduk hep beraber. Daha genç Sayın Özgür Özel genel başkanımız göreve geldi. Bizler parti meclisi üyesi olduk ve hep birlikte çok büyük ahil içerisinde, uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu süreçte 1149 aday belirledik. Bu 1149 adayın belirlenmesi tamamen anketlere, örgütlere, halka ve kitle örgütlerine sorarak, araştırarak, böyle ince eleyip sık dokunarak belirlendi. Ondan dolayı çok umutluyuz. Yani bu seçim, doğru seçim, doğru adayları, kişileri adaylaştırmaktan dolayı da çok fazla umutluyuz. Çünkü bizim adaylarımız halkın istediği adaylar. Peki başkanım şöyle soracağım. Afyon merkezde çok ciddi bir teveccüh var Burcu Hanım'a. Bunun yanında ilçelerde de çok iyi adaylarla çıktınız görüyoruz. Mesela Dinar'da, onun sonra Karadilli var. Yani burada beldelerde de var. Ciddi iyi adaylarla çıktığınızı biliyoruz. Daha önce biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi sanki yerel seçimlerde gerideydi gibi geliyor bana ama bu 2024 Mart seçimlerinde ciddi bir kazanacak adayla çıktınız. Yani aday çıkaralım diye değil. Ben çünkü hani Afyon'da bir sürü parti aday çıkardı aslında. Yani gözüken adaylar belli. Bunları görüyoruz. Burcan'ın bunlardan biri. Dinar'da mesela ciddi bir direnç sağladınız. Gördüğüm kadarıyla. Başka hangi ilçeler var bu şeyde? Ben aklıma gelmedi. Kusura bakmayın da. Güneyden başlarsak Daskıra ilçemiz bizde ikinci dönemi bitti biliyorsunuz. Bu dönem bitiyor. Üçüncü döneme İsmail Bey aday ve biz Daskıra'yı alıyoruz. Bizde kesin. Başmakçı ilçemiz Selçuk Gönüllü ile bir değişim yaşayacak. Açık ara öndeyiz ve biz kazanıyoruz Başmakçı'yı. Evciler'de genç bir avukat arkadaşımız çıktı. Genç kadın avukat. Evciler bizim. Açık ve net söylüyorum. Evciler'i kazanıyoruz. Dinar, söylediğiniz gibi Dinar Cumhuriyet Halk Partili olacak. Çok ciddi, düzgün, güzel bir yönetimle ve güçlü bir adayımızla birlikte örgütsel bütünlüğü de sağlamış, son derece emin adımlarla çalışılıyor. Dinar'ı alacağız. Şubut'ta çok büyük iddiamız var. Şubut ve Karaadili, siz söylediniz. Evet, Karaadili Cumhuriyet Halk Partili olacak. Bunlar çok net, kesin alabileceğimiz, alacağımıza inandığımız yerler. İhsaniye, aynen bizde zaten İhsaniye Belediye'mizi tekrar alıyoruz. Bunda hiçbir sorun yok. Çok güzel çalıştı belediye başkanımız. Bayat ilçesini alacağız. Bayat'ta iddialıyız. Emirdağ'da iddialıyız. Bolbedin'de genç bir kadın adayımız var. Avukat çok, evet, heyecanlı, yani çok yoğun çalışıyor yani. Ve ben geçen hafta Bolbedin'deydim. Yüzlerce iş yeri ve esnaf ziyareti, pazar ziyaretinde bulunduk. Müthiş bir karşılığı var. Çok heyecan yaratılmış. Çok harika bir çalışma yapıldı.
vatandaşın gözlerinden, yaklaşımından, o da gösterdiği teveccühten adaya olan sevgisini görebiliyoruz. Partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan inancını görebiliyoruz. O yüzden orada da iddiamız var. Sultan Dağı'nda hem ilçe hem iki kasabayı alacağız. İnanıyoruz İnşallah. Sonuna kadar. Gerçekten öyle. Çay'da da elbette her zaman olduğu gibi iddiamız var. İlçe unuttuysam tabii ki Erkmen kasabamız Afyon merkezinde. Erkmen kasabamızı alacağız. Ve evet Afyon tahmin ediyorum 72-73 yıldır başka sağ partilerce yönetildi. Merkez sağ partilerle yönetildi. Ama bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Kesinlikle inanıyoruz. Açık ara öndeyiz. Ve planlarımız hazır, projelerimiz hazır. Afyon hazır, halkımız hazır. Büyük bir heyecanla işte bu 27 günü bekliyoruz. Şey mi Sayın Başkanım, ben görüm kadarıyla vatandaşta hükümete karşı, hükümetin ekonomik politikalarına özellikle karşı bir tepki var. Hı hı. İşte bunun adına emek mi koyabilir, fiyatı artış koyabilir, bir şekilde buna bir isim koyuyor insanlar ister istemez. Ama buna ekonomi politikası diyemiyor. Yani ufak isimler koyuyorlar. Anladığım kadarıyla bu da çok etkili. Sosyal demokrat ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına teveccühte. Yanlış mı söylüyorum? Çok haklısınız, çok doğru bir tespit. Şimdi yıllar yılı AKP iktidarına ve MHP'ye de küçük orta ile beraber insanlarımız güvendi, güvenmek istedi. İktidar değişikliği yapmayalım, daha iyi şeyler olacak dedi. Söylenenlere inandı. Ama biz şunu çok iyi gördük Zafer Bey'i. Bakın her seçim öncesi çıktılar, emekliye zam, işte bayram ikramiyesini 3 kuruş artırdılar. Bir takım iyileştirmeler yapıldı, asgari ücretliye zam yapıldı, atanamayan öğretmenlerin bir kısmı atandı, işte taşeron işçilerimiz bir kısmı az da olsa kadroya geçirildi. 3600 yine aynı şekilde kısmen faydalandırıldı. EYT tam olarak net değil, hala da bir kısmı faydalandı, bir kısmı isyan ediyor. Kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca insanımız var. Çok büyük haksızlıklar var. Bu haksızlıklar birikti. O kadar büyüdü ki. Artık burada bizim adaylarımız çok çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çok çok önemli. Evet. Ama ekonomik şartlar ve piyasanın durumu, insanların yaşam biçimleri, her şey o kadar bozuldu, dengeler o kadar alt üst oldu ki artık değişim istiyor. Evet, galiba şey var başkanım, dediğim gibi yani siz daha iyi nitelendirdiniz bunu. Ben hani isim koyuyor dedim ekonomi ama siz Türkiye'de bir siyasi kriz olduğunu, ekonomik kriz olmadığı gibi söylüyorsunuz aslında. Yani Türkiye'de gerçekten ekonomik kriz yerine siyasi kriz var aslında. Çünkü bakıyorsunuz bir gün akşam gidiyoruz, Merkez Bankası çocuğunu emzirmiş falan filan dedikodusu başlıyor. Bir bakıyorsunuz 15 gün sonra Merkez Bankası görevden alınıyor. Ya da ne deniyor onu, istifa etmiyor da görevden azdın ediliyor galiba, değil mi? Şöyle, şimdi bakın. Bunun adına, bu çok ucuzcu bir siyaset biçimidir, açık konuşayım. Yani beceremediğin bir şeyi birilerine yıkıp kurtulma biçimidir. Çok ucuz siyaset yapma şekli dediğim gibi. Ama buna insanlar artık kanmıyor, bakmıyorlar. Yani şimdi kalkacaksınız siz bu ülkenin, bam bam bağırıyor ekonomistleri, yapmayın. Yok kur korumalı mevduat dediler. İşte milyarlarca para yatıyor oraya. Faizler her ay 125 milyar gibi bir para faize gidiyor Türkiye'de. Evet. Maalesef bunlar acı gerçekler. Şimdi burada siz Merkez Bankası'nı değiştirin, demin başta söylediğim gibi işte Maliye Bakanlığı değiştirin, Hazine Bakanlığı, hiçbir şeye çare değil. Çünkü sizin ekonomi yönetme anlayışınız belli. Zaten dedi ya Cumhurbaşkanım, yani ben, ekonominin patronu benim dedi. Ben dedi, yani ben yönetiyorum dedi. Şimdi evet. Burada bakın çok yanlış şeyler de oluyor. Şimdi siz eğer böyle her seçim öncesi emeklinin ağzına bir parmak bal sürerim yine oylarını alırım hesabıyla, oy hesabıyla bu günleri böyle yaşatırsanız insanları yıllardan beri ama ve insanları resmen süründürdünüz, süründürdüler. Ya resmen örgütlü kötülük, yani bu kadar örgütlü kötülüğü yapabilen bir parti iktidarda
Ve bu halk ezim ezim eziliyor. Partiler örgütlü olmalı zaten başka. Ya bu kadar kötü bir yani kötülüğü örgütleyen bir yapı olamaz. Yani sizin sınırlarınız kergere dönmüş. Terör önleyemiyorsunuz. Yazıklar olsun. Yani bu ülke mülteci deposuna, sığınmacı deposuna dönmüş. Evet başkanım, o da çok bizim gençlerimiz şey. İşsiz. Siz fabrikaları satıyorsunuz ya da kapatıyorsunuz. Sizin ekonomi yönetme anlayışınız ters, yanlış iktidardan bahsediyorum. Yani ekonomiden tercih meselesidir ekonomi. İsterseniz çalışanlardan, emekçiden, emekliden yana, halktan yana ekonomiyi yönetirsiniz. İsterseniz çetelerden, beşli çetelerden yana, rantiyelerden, sermayeden, ama her sermayeye de kaka demek de olmaz. Tabii. Bakın Türkiye'nin ekonomisini iş insanlarının omzunda, bunu kabul etmek lazım. Artık devletin sektörleri yok edildi neredeyse, özel sektörün omzunda. Burada bir sürü namuslu iş insanımız var. Onların hakkını yememek lazım. Hani sermaye deyince hepsini aynı kategoriye koymamak lazım. Burada siz emekliye işte yaklaşık 1 trilyonluk bir ek ödemeyi, 900 küsür bildiğim kadarıyla 950 milyar ödemeyi çok görüyorsunuz, para yok diyorsunuz. Ama siz 2,5 trilyon vergiyi affediyorsunuz. Belli başlı kendinize yakın, yandaş iş insanlarının vergilerini affediyorsunuz. Böyle bir yönetim biçimi olmaz. Almıyorsunuz. Bu kadar. Tabii almıyorsunuz, vermeniz gereken yere vermiyorsunuz. Şimdi burada bu bir yere kadar. Şimdi ne olacak? Ben bütün gittiğimiz ilçelerde, yaptığımız konuşmalarda bunu belirtiyorum, bunu açık açık. Yine bakın yok dediler, hayır. Yine verecekler emekliye. Yine yakında bakın Ramazan mübarek girsin. Diyecek ki olmaz, benim emeklim ne durumda? Siz bu emekliyi ne hale getirmişsiniz? Ben 5000 liram seyyamen istiyorsunuz. Örnek veriyorum. Al benden 7000 lira, 6000 lira. Veriyorum diyecek. Neden? Ama o hesabıyla. Seyyanen bir şey ifade etmiyor, hesaplamana girmiyor ki. Yani seyyanen ben bunu size verdim, bahşiş gibi demek bir şey. Yani hesaplamalara girmiyor, gelecek sene ne olacak belli değil. Bakın öyle bile olsa bunu vermek zorunda. Şimdi şu anda tatlandırma aşamasında. Yani insanlar bir beklenti içerisinde. Mesela bayram ikramiyesini 3000 lira açıkladılar. Geliyor yani, biliyorsunuz. Geliyor, bilerek geliyor. 3000 lira olarak açıkladılar. Bunu Büyük Birlik Partisi destekçi dedi ki olmaz, 5 yapalım falan, teklifte de bulundu. Zaten biliyorsunuz şey, yani onlar öyle yapıyorlar. Onlar öyle yapıyor, bir kamuoyunu yapıyor, havasına bakıyorlar. Ya tabii. Sayın Bahçeli yapıyor, sonra Tayyip Erdoğan onaylıyor yani. Aynen. Onaylarken şöyle, ya bir dakika diyor, ben emeklimi mağdur etmem falan deyip patronluk sanki babasının cebinden verir gibi. Sanki böyle bir kendi cebinden verir gibi bizim vatandaştan topladığı paraları yine vatandaşa veriyor. Bu sefer ne olacak ben söyleyeyim size. Halkımız, vatandaşımız, yurttaşlarımız diyecek ki sen bu parayı düne kadar niye vermedin? Bugün neden veriyorsun? Bunu demeli değil mi? Demeli. Diyecek. Diyor. Şu anda diyor. Şu anda sokağın sesi. Afyon'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeyi alacağının en büyük sinyali işte bu halktır. Şu anda bağırıyor. Yani emekli diyor ki sen bana vereceksin. Zaten vereceksin. İstersen de verme. Ver. Ama bugüne kadar vermediğini veriyorsun ve benim cebimden aldığım paraları bana veriyorsun. Aslında benim hakkımı geciktirmiş olarak veriyorsun. Bana lütufta bulunma. O paralar benim param. Vereceksin ama sana oy moy yok diyecek bu sefer. Bakın göreceksiniz. Şimdi o günleri yaşıyoruz. Her iktidarın da sonu vardır. Her şeyin bir sonu vardır. Her şey değişir. İktidarlar da değişir. Yani böylesi faşizan, baskı altında halkı böyle ezen, yani limon gibi sıkan tabiri caizse, inim inim inleten bir dönemde olmaz. Daha fazla yaşayamazsınız. Siz daha 10 ay oldu. 10 ay. Yani 14 Mayıs seçimlerinden bu yana 10 ay geçti. 18.50 idi mazotun litresi. Bugün ne kadar? 45 liraya dayandı. Şimdi 42'ye kadar düştü, geri çektiler. Yine yükselecek. Böyle gidersin. Doların, euronun durumu belli. Patlattılar. Enflasyon patladı gidiyor. Yani nereye gittiğimiz, nereye savrulduğumuz belli değil. Başkanım içini kararttınız. Allah aşkına değil, şey biraz rica edin bana. Sosyal demokrat belediyecilik gelince ne olacak Afyon'da? Bir onu söylesene. Ya, Türkiye Afyon, sosyal... Afyon'da bizim projelerimizi başkan adayımız çok net her yerde anlatıyor. Kadınları anlatıyor, gençleri anlatıyor.
halkımıza, vatandaşa, esnafımıza, çiftçimize o kadar çok var, projelerimiz var ki birbirinden önemli ve güzel ve değerli projeler bunlar. Her birisi, bakın dikkat edin, şuradan yola çıkalım lütfen. Ya adayların hiçbirinde bir proje yok. Sadece ve işleri, sadece işleri güçleri Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşmak. Hiçbirisi diyebiliyor mu ben kentsel dönüşümü böyle yapacağım diye? Hayır. Efendim birisi kalkmış geçen bir miras yedi diyorum ben ona. Kalkmış diyor ki ya efendim dönemin il başkanı da engel oldu. İşte o geçenki deprem burada olsaydı şimdi bunun vebali. Bak ben buradan bir şey söylüyorum. Tekrar tekrar. Biz kentsel dönüşüme engel olmadık. Biz kentsel dönüşümün yapılmasını en fazla isteyen partiydik. Hala istiyoruz. Ama biz bir şeye engel olduk. Bu memleketin en güzel mahallelerini ranta teslim etmedik. Gidip Küçük Çobanlı'dan sağda solda başka arazilere TOKİ yapıyoruz deyip vatandaşa parayla arsalarını alacaklar. Güzelim Mecidiye'deki, işte bu Mısır'daki, Dair Recep'teki, Kasımpaşa'daki, Müsümer'deki, Fakıpaşa'daki yerlere çökecekler. Ev sahibi yaptık diyecekler, onu da borçlandıracaklar. Yarın buraları kendi amanelerine peşkeş çekeceklerdi. Bunu vatandaş biliyor. Sosyal demokratlar karşı aslında. Yani vatandaşın parasını vatandaşa vermelisiniz. Bakın, ekstra borçlandırıp. Kendi olduğu yerde kentsel dönüşüm yapacaksınız. Yani buralara kentsel dönüşüm yapılmalı. Evlerin çoğu bakımsızlıktan çöküyor. Şudur budur. Yani başkanım bu, buna, yerinde açıklaması... değiliz şu mu? Mesela benim Mısır'da yerim var. Bana yine orada bir Mısır'da yer yapıp bana vermesi gerekiyor tabii değil mi? Tabii ki sizin kendi yerinizi sizin için değerlendirilmesi lazım. Bunu Sosyal Demokrat Belediyecilik'te İzmir yaptı, İstanbul yaptı, yapıyor. Bir sürü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bunu başarıyla yapıyor. Burada amaç her yerde olduğu gibi AKP için rant. Yani biz dedik ki bu kentsel dönüşüm mü, rantsal dönüşüm mü? Haklı çıktık. Neden? Bunu işte şimdi İstanbul'a aday olan muhterem kurum dönemin Çevre Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı geldi buraya. Ya dedi burada hesap da yanlış olmuş dedi. 400 lira da az dedi, biraz arttıralım bari falan dedi. Dalga geçer gibi millet. İki katına çıkardılar, kimse dönüp bakmadı. Neden? Çünkü iki katı da çok ucuz paraydı. Ve millet şunu gördü. Dedi ki ha bu AKP iktidarı bizi resmen kandırmak, elimizdekine, avucumuzdakine çökmek için elinden geleni yapıyor. Hatta ben o dönem bir şey söylemiştim. Hapazlamacı bunlar dedim, afyon değil, evet. Tabiriyle. Bunlar hapazlamacı dedim. Hakikaten öyle. Çünkü ha MHP de, burada MHP de AKP'nin sürekli elini tutan, ona destek olan MHP de şu anda aynı şekilde çıkmazda. Hiçbir şey üretemiyor. Ve diyor ki işte demin söyledim ya, Miras 7 var adayı. Çıkmış diyor ki ya diyor, o zaman il başkanı da şöyle dediydi. Bunun vebali. Ne vebali? O kadar rahatım ki. O kadar mutlu bu anlamda ve vicdanen rahatım ki. Buradaki 30-40 bin yaşayan vatandaşın haklarına sahip çıktı. Yanlış dönüşüme karşı çıktınız olamaz. Siz aslında. Tabii ki. Yanlış dönüşüme, kentsel dönüşüme yanlış değil. Yanlış dönüşüm derken. Ya hapazlamacılara karşı çıktık Zafer Bey. Daha bundan güzel bir şey olamaz. Hep söylüyorum bakın siz afyonlusunuz. Burada hırdavatçı dükkanınız var. Bir başka arkadaşım çimento satıyor. Diğeri kum satıyor. Bir başkası müteahhit. Bir başkası benzer şeyler. İşte beyaz eşya satıyor veya evin diğer aksamları parke satıyor. Ya TOKİ müteahhitleri dışarıdan geliyor, derme çatma yapıyor, gidiyor. Buranın esnafı aç. Faydalanamıyor. Biz dedik ki, yani yine defalarca söyledik. İnşaat bunu. İşçisi bile aç çünkü dışarıdan geliyor inşaatçısı. Burada bizim memleketimizde memleketin müteahhitleri ihale usulü anlaşsınlar, vatandaşla helallaşsınlar, yapsınlar. Bizim esnafımız da kazansın, vatandaş da kazansın. Yapan da kazansın, yaptıran da kazansın ve afyon kazansın. Yani bu neden buna engel olunuyor sürekli? Bunu belediye başkanına sormam lazım ama onun yetkisinde, belediye başkan adayınızın, özür dilerim. Siz kazanırsanız, Cumhuriyet Halk Partisi kazanırsanız böyle bir şeyin altına girecek misiniz, yükün altına girecek misiniz? Ya tabii ki o günkü 2013 yılında, bakın 2013 yılında bir kararla Afyon'da kentsel dönüşüm yasası kararı çıkıyor.
Yakın kararı ya da 2013'te 2013'ten ruhsatlandı. Geç 2020-21'e kadar biz bu kentsel dönüşümü gündeme getirene kadar hiç kimse adını anmıyor. Kentsel dönüşümün kalsını anan yok. Yani siz mi akılcımı yaktınız, ateşlediniz? Tabii ki burada o dönem 2020'nin 21'in Kurban Bayramı'ydı. Bayramlaşmada vekil Ali Özkaya, AKP vekili çıktı, Afyon'a müjdeyi veriyorum, kazmayı vuruyoruz, kentsel dönüşümü başlatıyoruz dedi. Biz de dedik ki kime sordun, nasıl yapıyorsun vatan? Gittik muhtarlarla konuştum ben, vatandaşla konuştum. Dedim hiçbir şeyden haberimiz yok. Dedik ya bu oldu bittiyle milletin evini damını yıkıp da sokaktan bırakacaksınız, siz kime sordunuz dedik. Sonra bunu ciddiye aldılar. Sonra biliyorsunuz bu iş biraz daha ilerleyince kentsel dönüşüm mağdurları diye dernek kuruldu Afyon'da. Evet evet, bir derneğimiz yani arkasından, var. Arkasından vatandaşın görüşe görüşe, toplantılar yaparaktan, hatta buraya milletvekillerimizi getirerekten, başkan adayımız da o gün de meclise taşıdı o günlerde. Sürekli bunu gündemde tuttuk ve artık AKP'nin gerçek yüzü ortaya çıktı. Takkaya düştü, kel göründü. Öyle olunca da kaçamadılar, yapamadılar. Hatta yapmak istedikleri şeye biliyorsunuz Danıştay'dan engel geldi. Ulan yapamazsınız bu şekilde. Evet. Demek ki haklıymışız. Yani şimdi aday olan zat çıkmış ezbere konuşuyor. Yani MHP'nin adayı söyleyeyim. Bilmiyor çünkü. Araştırmıyor. Araştırmıyor, bilmiyor. Laf olsun diye. Laf olsun diye siyaset yapılmaz. Afyonluya daha fazla yanlış. Afyonlu'nun malına, mülküne daha fazla ihanet ettirmeyeceğiz. Yazıktır. Yazıktır. Başkanım, ben sizinle böyle aydınlık bir şey görecektim ama yemin ederim kararttınız beni. O kadar kötülük yapılmış ki az bir şey. Az kaldı. 27 gün var. Ciddi bir kötülük yapılmış. Doğru. Tabii ki. Yani anlattığınız bunlar. Yani bu şehrin gelişimine, şimdi Zafer Bey, adım atmasına, ilerlemesine. O kadar çok ihtiyaçlarımız var. Şimdi bakın Ramazan ayı gelir. Kent meydanına değişik lezzetler diye bir sürü esnaf gelir Antep'ten, başka yerden. Hepsine saygımız var. Hepsi bizim insanımız. Bu ülkenin insanları. Ama esnaf da benim esnafım ya. Afyon esnafı da bizim esnafımız ya. Yani 11 ayın sultanı, bir ayda adam kesesini dolduracak, 3 kuruş para kazanacak. Yani bütün esnaftan bahsediyorum. Neden böyle bir şey yaparlar? Efendim bu Afyon'un başka sorunları yoktu da kaleye teleferik. Ne oldu? Kaleye teleferik. Durduruldu herhalde. Yani bu durduruldu şey derken neden durduruldu? UNESCO ile ilgili bir sorun varmış galiba. Ama ondan sorun var, bundan sorun var. Hiç paldır küldür, deriyi görmeden paçayı sıvanır mı ya? Çocuk oyuncağı mı bu? Bunun üzerine siyaset yaptılar. Teleferik yapacağız. CHP'lileri de bindirmeyeceğiz falan filan. Çocuk oyuncağı. Yok, muhalefeti 3 ay bedava bindireceğiz sizler başkanım. Siz ya hariç. Sağ ol, Allah razı siz olsun. Hariç. Bak, o da güzel. Biz siz hariç. Hariç. Tamam. Biz zaten siz isminiz zikredildi işte orada. Ben yayan çıkmayı seviyorum kaleye. Yayan çıkmaya devam ederim. Peki şaka başkanım. Evet. Artık benim de müsaade ederseniz, sizin de zamanınız az. Bir tek şey istiyorum sizden. Gerçekten Afyon Kalesi'ne, hani biliyorsunuz AK Parti bayraklar asmıştı, MHP bayraklar, bunlarla ilgili itirazlar yapılmıştı hatırlıyorsanız. Siz bu dönem Afyon'a ve Afyon Kalesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikecek misiniz? Ha, teleferik demedin, tamam. Biz Afyon Kalesi'ne de, Sarıkız Kayalığı'na da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hıdırlık Tepesi'ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Türk bayrağıyla birlikte dikeceğiz. Bizim, bakın biz bu dönem hiçbir ittifakta yokuz biliyorsunuz. Evet. Biz sadece ve sadece bizim önceliğimiz emeklimiz, işçimiz, çalışanlarımız, halkımız, esnafımız, çiftçimiz, öğretmenlerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız. Biz ittifakımızı halkımızla yaptık. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı. İttifakın adı Türkiye İttifakı, renklerimiz de ay yıldızlı bayrağımızın renkleri, kırmızı ve beyaz. Biz bütün vatandaşlarımızla, halkımızla ittifak yaptık. Yukarıda kurulan ittifaklar bir yere kadar bağlayıcıdır. Evet. En önemli olan halk ittifakıdır. Evet, tabandaki biz halkımızla ittifak. Kurduk ittifakı. Kimden oy isteyeceğiz? Soruyorlar bazen. Sayın Genel Başkanımız da sürekli dile getiriyor. Milli takım gol attığı zaman ayağa fırlayan insanlarımızdan oy isteyeceğiz. Hepimiz fırlıyoruz başkan. O zaman herkesten oy isteyeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Filiz Sultanları şampiyon olduğu zaman, İstiklal Marşı okunurken gözünden böyle
yaş akıtan insanlar var ya, onlardan onu isteyeceğiz. Gerçek milliyetçi, Atatürk milliyetçisi, ülkesini seven, koruyan, kollayan tüm halkımızın oylarına talibiz. Ve bakın, bakın, hiç işinizi karartmayın Zafer Bey, hiç işinizi karartmayın. Bu ülke o kadar zengin, o kadar güzel bir ülke ki, bu ülkenin bütün kaynaklarını heba ettiler. Biz onları tekrar kazandıracağız. Bizim bütün derdimiz halkımızı zenginleştirmek. Halkımız zengin, halkımız refah içinde. Çocuklarımız hepsi eşit eğitimden faydalanacak. Sağlıktan insanlarımız faydalanacak. Ya yani bu ülkede bakın 2019'da biliyorsunuz biz Mart'ın sonu bahar olacak dedik. Mart'ın sonu bahar oldu. Baharı getirdik. Ama şimdi ülkemizin bütün her yerini, her köşesini çiçeklerle donatacağız. Ve insanlar sabah, bir Nisan sabahına pırıl pırıl gülen yüzlerle uyanacak. Yeter artık. Sokağa gidin çıkın bakın böyle. İnsanlara bakın. Kimsenin yüzü gülmüyor. Yazık değil mi? Evet, kesinlikle. Yazık değil mi? Gülmüyor. Kimse kimseye selam vermiyor. Biz öyle değildik bakın. Burası Afyon. Evet. O yüzden güzel günler yakındır. Bekliyoruz. Umutluyuz. 27 gün. Tamam. Beraber sandıklara sahip çıkacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, adaylarımıza sahip çıkacağız. Ve bizim seçeneği çok büyük bir farkla alacağız. Ve Afyon'un da yüzü gülecek. Son bir kısa soru soracağım. Kısa cevap isteyeceğim başkanım. Sonumu. Yerel seçimde kazanırsanız, Türkiye'deki siyaset adına değişim olacağına inanıyor musunuz? Şimdi iktidarın yolu yerel seçimleri, yerel seçimlerden geçer. Yani yerel seçimleri kazandığımız zaman Afyon'la beraber bakın bir sürü il sayarım ve büyük şehirler Denizli, Balıkesir, Bursa başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin olacak. Şimdi bununla beraber elbette iktidarın yolu açılacak. İstanbul'u tekrar üzerine basa basa İstanbul üzerinde söylüyorum açık ara farklı alacağız. Ankara zaten ilçeleriyle beraber ve İstanbul'un çok büyük ilçe, büyük çapta ilçeler de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek. Bununla beraber evet iktidarın kapısı açılacak. Zaten yerel seçimleri kazanmanın en önemli yönü de budur. 22 yıldır bu halkı sömüren, gerçekten fakirleştiren iktidarı göndermek için en önemli adımın başlangıcıdır. Biz bu adımı atacağız. Yani biz de sizi o zaman demek ki yakında mecliste göreceğiz demektir. Bu çok da sevineceğiz, mutlu olacağız. Çok teşekkür ederim. Nasipti, yani, kısmetti. İnşallah ama ben hep söylemişimdir. Önemli olan ülkemizin geleceğidir, halkımızın mutluluğudur. Bireysel hedefler hiç önemli değildir. Onlar bunu bildiğim planda. İçin söylüyorum zaten. Teşekkür yani ederim. Sizi mecliste görmemizin, bunu hep söylemişimdir. Sizi mecliste çok görmek isterim. Çünkü bireysel hiçbir çıkarınız olmadığı halde halk için her şeyi yaptınız. İnşallah orada görürüz sizi de. Afyon'da 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk parti meclis üyesi olmanın gururu bana yetiyor. Ya teşekkür ederim. İnşallah elimizden geldiği kadar her alanda hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür başkanım, ederim. Başkanım zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Arada derede. Saygılar sunuyorum. Sizi zorla programa çıkardık. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Böyle paldır küldür geldiğim için özür dilerim. Yani yok estağfurullah bizden suç. Sizi bu şekilde getiren biziz. Teşekkür ederim. Bu şekilde oturan biziz. Çok teşekkür ederim başkanım. Elinize ayağınıza sağ olun. Sağ olun.